yürümüş. Türkiye için çok güzel hizmetleri hedeflemiş. Güzel bir insan yanımızda. Biz kamyoncu arkadaşlarını demiş, ben onlarla beraber oturup bir çay içip hasbihal etmek istiyorum. Kendisine ben teşekkür ediyorum kooperatif başkanı olarak. Tabi bu kadar kamera önünde konuşmak da kolay değil sevgili dostlarım. İyi senin neyse birileri başkan. Alışkın ama biz o kadar değiliz. Senin kadar olmaz yani. Sektörde araç fiyatları falan çok aşırı yükseliyor. Biz bunları önüne geçemiyoruz tabii. Yani ne oluyor? İkinci el çok yükseliyor. Bununla başa çıkamıyoruz. Araç fiyatlarımız aşırı yükseliyor. Bununla başa çıkamıyoruz. Yani sektörde gerçekten çok yıpranıyoruz biz. Ve Türkiye'nin komple yükünü taşıyan ilaç sanayi olsun, tarım sanayi olsun taşıyan kişileriz. Ama bizim önümüz istiyoruz ki açılsın. Daha bir rahat nefes alalım. Sayın Genel Başkanım, iki tane evladım. 39 sene başkanım. Şimdi başkanım, K belgesi niye para yaptı? Biz buna para verdik. Yani K belgesi para yapmıyor. Yani bir yerden bir yere devredin diyor. Sadece babadan babama geçiyor, onun da vergisini veriyoruz. Sıkıntımız şu, yani ben 39 sene bir yemek, yani hizmet ettim. Ayrılırken sadece hiç 25 kuruş para almadan emekli olurdu, kenara çekilirken. Bir memur arkadaşımız, bir avukat arkadaşımız, hiçbir şeyinde göçümüz yok da alacaklar. 22 sene, 1 lira, işte 30 sene, 40 sene hizmet etmişler. İkram ikramlar kalkıyorlar, ayrılıyorlar. Niye çıkmak ayrılıyoruz? Yani bizim de K belgemiz satabilirdim ya. Babadan oğluma geçtim sadece. Başka bir şey yok. Bize satabilirdim. Ama temel olarak şunları söylemek istiyorum. 2005 senesi civarında başlayan belgeler var. Ulaştırma Bakanlığı'nın vermiş olduğu belgeler. Bunlar o zaman işte R1'di, L'ydi, R2'ydi, efendim H belgesiydi. Şimdi önce devlet dairelerinden girmek istiyorum. Şurada bir arkadaşımız var. Dün bana bir görüntü gösterdi. Türkiye Elektrik Kurumu nakliyesini H belgesi olan birine vermiş. H belgesi hiçbir devlet kurumundan iş alıp başka birine fatura ettiremez. Bakın H belgesi olan ettiremez. Ama bunu kimin alması lazım? Şu anda TİO belgesi diye belge çıktı. O tür belgelerin alması lazım. Belgelere verilen paralar boşa gitti. Yani devlet kendi kendini bunu boşa gönderiyor. Vatandaş büyük paralar vermiş, belge almış ama karşılığını devlet bozuyor. Bu devlet bozarsa özel sektör zaten bozuyor. Araba kullanan bir kişi. Yani herhangi bir vatandaş. Yani ben esnaf olarak diyelim ki ben esnaflık yaparken ceza yedim, puanım 100 oldu. Ben ne yaparım? Evimden işime gelirken dolmuşa binerim. Taksi tutarım param varsa. Ya da yayan gelirim. Ya da bir bisiklet alırım, motosiklet alırım. Ama benim arkadaşımın 100 puanı dolduğunda ne yapıyor biliyor musunuz? 6 ay ehliyetini alınıyorsa, çoluğu, çocuğu, evinin kirası varsa hepsi böyle kalıyor. Akrabalarından, dostlarından yardım istemeye kalkıyor. Biz bu puanın 100 değil, daha yüksek bir rakamlara çekilmesi. İki sözle dile getireceğim. Bundan emin olun. İki, ayrıca bu konuda sizin dertlerinizin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul'da hem tartışılması hem çözüm üretilmesi için bir araştırma komisyonu kurulmasını isteyeceğiz. O talep, yani o araştırma komisyonu talebi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülürken sizlere haber vereceğiz. Sizler de izleyeceksiniz. Kim kamyon şoförünün derdini kürsüde dile getiriyor? Evet, bu sorunu çözmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kuralım. Her partiden insanlar oraya katılsınlar. Dolayısıyla sorunların çözümüne meclis bir rapor hazırlasın. Araştırma komisyonu bir rapor hazırlasın. Bunu götüreceğiz, size de haber vereceğiz. Bunun sözünü veriyorum başkanım. İki, başkan bir rapor verdi. Baktım 18 madde var burada. Okuma şansım olmadı şimdi. Ama 3 aşağı 5 yukarı söylediklerinizin tamamı burada var evet, zaten. Doğru. Şimdi plaka. Bakın şimdi. Taksi şoförünün plakası onun gelecek açısından güvencesidir. Minibüs aynı şekilde. Şehir içinde çalışan otobüsler aynı şekilde. Hepsinin bir garantisi var.
Memurun garantisi var, emekli olduğunda emekli ikramiyesi alır. İşçinin garantisi var, işçi emekli olduğunda kıdem tazminatı alır. Esnafın eğer dükkanı iyi yerde ise hava parası var, hava parasını alır. Ama kamyon şoförünün böyle bir şeyi yok. Ne yapılması lazım? Kamyon plakalarının sınırlanması lazım. Oturulması, bu konudaki birliklerle oturulup konuşulması lazım. Dolayısıyla her parası olan gidip kamyon alıp ben bu işe giriyorum dememesi lazım. Bu meslek önemli bir meslektir. Bakın siz bir hafta ben ayağımı frenden çekiyorum, kontağı kapatıyorum, hiçbir yere gitmeyeceğim derseniz Türkiye'de hayat durur. İşiniz bu kadar önemli. İşiniz bu kadar önemliyse çok güçlü olduğunuz da çıkıyor. Çok güçlüsünüz aslında. O zaman yapılması gereken ne? Taleplerinizi her partiye, sadece bize değil, her partiye aktar. Davet edin, gelsinler. Plaka sınırlaması olsun. O da sizin kıdem tazminatınız olur. Niye olmasın? Bu mümkün mü? Evet mümkün. Yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Bu konuda özel bir kanuna ihtiyaç var mı? Özel bir kanuna ihtiyaç yok. Düşüncemiz, parti olarak düşüncemiz. Eğer sadece bu işi yapıyorsanız, başka bir işiniz yoksa, eğer kamyon belli bir süre sonra trafikten ayrılacaksa, böyle bir kural varsa, kamyonu yenilediğiniz zaman, yenileme aşamasında ÖTV ve KDV olmamalı. Çünkü arkadaş sen zaten vergi veriyorsun demiyor. O zaman bu sizin ekmek tekniğiniz. 5 yıl çalıştınız, 5 yıl devlete vergi ödediniz. Oraya bırak git, bırak. Sadece siz kamyon dolayısıyla vergi vermiyorsunuz. Bir sürü vergi veriyorsunuz. Taşıt alımdan tutun, efendim motorlu taşıtlar vergisine. Artı üstüne yoldan, köprüden geçerken ödediğiniz paralar. Ben onları da çok iyi biliyorum. Ama size bütün kamyoncu esnafına söz veriyor. Bir sefer o yollar, köprüler, büyük paralar falan filan bunların tamamını düzelteceğiz. Böyle bir rezalet olmasın. Böyle bir rezalet olmasın. Avro bazında veriyorsun parayı, ihaleyi. Avro bazında veya dolar bazında veriyorsun. Kur garantisi veriyorsun. Devlet hazine garanti veriyor. Ya 100 lira yapılacak iş 500 liraya yapılıyor. Maliyet kime çıkıyor? Size çıkıyor, bana çıkıyor. Esnafa çıkıyor, herkese çıkıyor. Sonuçta bu parayı biz ödüyoruz. Siz ödüyorsunuz. O yollar, köprüler, kamu, özel işbirliği, yap, işlet, devret bunların tamamını kamulaştıracağım. Boğaziçi Köprüsü'nden rahmetli Özal'ın yaptığı Boğaziçi Köprüsü'nden geçen ne ödüyorsa aynısını ödeyeceksiniz. Aynısını. Ha bunu sadece kamyon şoförleri için yapmıyorum, onu da söyleyeyim. Bu Türkiye için. Türkiye için yapıyor. Türkiye soyulacak bir devlet değildir. Ya bir avuç kişiye, 5 kişiye dünyanın parası ya. Dünyanın parasını veriyorsunuz ya. Hastane yapıyorsun. Devlet kendisi hastane yapıyor. 3 milyar liraya. Kamu özel işbirliğiyle yaptırıyorlar 6 milyar lira. Nasıl olur bu? Hangi akıl, hangi mantık? Fiyatları çok pahalı. Evet ben de biliyorum. Eğer işi dolara, avroya bağladıysanız bu dün 15 liraydı, bugün 16 lira dolar. Yarın 17 lira, öbür gün 18 lira. Size bir soru. Fiyat istikrarını kim sağlar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde fiyat istikrarından sorumlu olan kurumun adı ne? Ben söyleyeyim. Merkez Bankası. Merkez Bankası kanunun 4. maddesi diyor ki Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Peki Merkez Bankası ne yapıyor? 128 milyar dolar nereye gitti arka kapıdan? Kime satıldı? Ve bugün neden Merkez Bankası'nın rezervleri eksi? Dışarıdan para alıyoruz, cebimize koyuyoruz. Bizde para var diyoruz. İyi de o para benim param değil. Katar'ın parası, Suud'un parası. Kimin parası? Benim param değil. Bu parayla biz efendim bizim kasamızda para var diyor. Eksi 47 milyar dolar. Gerçek rakam. Eksi. Yani dışarıdan aldığımız para 47 milyar dolar. Onunla duruyoruz. O da yetmiyor. Aradan yine hala satıyoruz. Ama durduramıyoruz. Durduramıyoruz. Ciddi bir sorun. Bu sorun en çok fakiri fukarayı bulur. En çok. Kamyon alırsanız
Adam işi garantiye bağlamak için üretici diyor ki kardeşim dolar bazında ya da avro bazında parayı budur. Benim de zarar etmemem lazım diyor. Aksi halde ben de batacağım. Kimse batmasın diyor. O açıdan ekonomide istikrarı, fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Fiyat istikrarını sağlamanın yolu da Merkez Bankası'nın talimatla değil, akılla, bilgiyle, birikimle karar alması lazım. Merkez Bankası'nın elini kolunu bağlarsanız ne yapsın adam? Orada da şu andaki başkanın da orada durmaması lazım. Ayrılması lazım. Hani derler ya çekildik İzzet-ü İkbal ile bab-ı hükümetten diye. İzzet-ü İkbal ile çekilmesi lazım. Daha fazla ezilmemesi lazım. Belgelere verilen paralar diyorsunuz. Vallahi aldığınız belgeleri eğer cama yapıştırırsanız yolu göremezsiniz. Her tarafınız belge. Bu kadar belge ne sorduruyor? Neden bu kadar fazla belge var? Ve neden bu belgelerin hepsi parayla satılıyor? Aldığımız belgeler de bizi bize temsil etmiyor. Hayır, ya, o ayrı bir şey. Ama ya bir tane belge verirsin. Ya kamyon bir tane kardeşim. Kamyon bir tane. Neyse onun belgelerini verirsiniz. Adı kabir mi olur? Adı bilmem C mi olur? D mi olur? Neyse bir belge verirsiniz. Orada bütün kurallar vardır. İşler. Dolayısıyla da bu belgeyi eğer kamyonunuzu satıyorsanız kabir belgesini de satabilirsiniz. Dolayısıyla bu hakta size teslim edilir, mesele biter. O kadar karmaşık bir yapı var ki emin olun biz belgeleri bir çıkarın dedik. Bizim bir milletvekilimiz var. O da sizin yaptığınız işleri yapıyor. Getirdi bir liste bir sürü belge. Ya bu belgeleri ne yapacaklar bu insanlar? Köprüler çok pahalı dediniz. Onları halledeceğim. Hiç endişeniz olmasın. Köprüleri bir söyledim, bir daha söyleyeyim. Başkan, kimse kusura bakmasın. Bu beşli çeteyi devleti soymaktan alıkoyacağım. Devleti soyamayacağım. Devleti soyuyorlar, parayı siz ödüyorsunuz. Ne kadar olacak? Nereye kadar gidecek? Biz hepimiz vergi ödüyoruz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Doğduğu anda. Emzik alırsınız, vergilidir. Su içersiniz, vergilidir. Çay içersiniz, şimdi pahalı oldu başkan çaylardan. Çaylar pahalı oldu diye başkan iki çay ısmarladı. Efendim, burada olduğum için, sizlerle beraber olduğum için çok teşekkür ederim. Çok şükür, sizler de iyisiniz. İyiyim, hafta olsun, sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Boya galiba değil mi? Tabii. İnşaat malzemesi mi daha çok? Genellikle. Evet. İnşaatlar nasıl? Yani şu satışlar nasıl şu anda? Çeviriyor diye. Evet, yani. Piyasaya göre. Piyasaya göre çeviriyor. Kendimde fiyatlar var. Nasıl? Sarkan abi şu boya fiyatları çıksana. Biraz yüksek ama gene idare ediyoruz. Evet, evet. Evet. Üretenler de tabii onlar biraz boya ham maddesi dışarıdan geliyor. Tabii galiba. Dışarıdan geliyor. Biraz sıkıntı var, evet. Efendim hayırlı işler diliyorum. Oldu efendim, teşekkür ederim. Efendim. Tekrar görüşürüz. Ne bu yorgan işi galiba? Ev tekstil işi. Ev tekstil şeyin işi. Yeni evliler daha çok. Evet, bekarları evet. Evlendiriyoruz. Evet evet. Evet, bekarları evet. Evlendiriyoruz. Nasıl bu aralar evlilik? Hamdolsun sezon açıldı. Evet. Bundan sonra inşallah daha da güzel i̇nşallah, olacak. İnşallah inşallah. Nereden alıyorsunuz ürünleri? Bizim sektör genelde Denizli, Bursa. He, oralarda. Evet, Denizli. Evet. Tekstilin başkenti artık biliyorsunuz. Denizli öyle oldu. Evet. Bir ara Bursa'ydı. Şu an Denizli hem üretimde daha iyi. Evet, evet. Bugün de şükür. Evet, evet. Güzel olacak daha inşallah. Efendim hayırlı işler diliyoruz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Efendim. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun. Cümlemize. Hoşçakalın. Hoş geldiniz. Bizim sıkıntılarımız büyük genel başkanım. Biz, ben burada çaycıyım. En ufak çaycı benim. Çay ocağı işletiyorum. Ama %100 oldu bizim her şeyimiz. Evet. Zamlardan yakın. Biz zamlardan yakınıyoruz zaten. Zamlardan çıkamıyoruz bu işin içinden. Sen aynı şekilde fiyatları artırabildin mi? Artıramadık efendim. Nasıl artırırsın ki? Yani? Nasıl artıracağız? Artıramıyoruz. Yani gayet müşkül bir durumumuz var. İnşallah çözeceğiz. İnşallah. Endişeniz olmasın. İnşallah efendim. Sadece biraz sabır. Sabır hep var zaten. Tabii. Biz de bekliyoruz. Eyvallah, teşekkür ederim. İlginizden dolayı. Allah razı olsun.